Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hücre çıkmış sorulardayız. Yine fen ve biyoloji ABT'de tüm yıllarda hangi sorular çıkmışsa onlara bakacağız hücreyle ilgili. İlk önce 2013 biyoloji ABT'den başlıyoruz. Bu arada yazmamışsam eğer demek ki o sene mesela 2013'te fende hücreyle ilgili herhangi bir soru çıkmamış. O yüzden yazmamışım. Hani yazmadığım sorular buraya almadığım sorular o sene çıkmayan sorulardır. Şimdi bakalım 2013 biyolojide neler çıkmış? Diyor ki bir bakteri ile ökaryotik bir bitki hücresi arasındaki yapısal farklılığı gözlemlemek isteyen bir öğrencinin aşağıdakilerin hangisinde en az farklılık bulması beklenir? Şimdi bir bakteri ile ökaryotik bir hücreyi karşılaştırıyor. Bakteri hücresini hatırladığımız zaman arkadaşlar bakteri hücresinin yapısında ne vardı? Bir hücre zarı, hücre zarının etrafında peptidoglikan yapılı bir hücre çeperi. Daha sonra prokaryot hücre olduğu için içerisinde bir ribozom yani ribozom çok sayıda olabilir tabii ki ama organ olarak sadece ribozom var. Ee, hücrenin merkezinde bulunan nükleolus dediğimiz bölge hani e, onlarda çekirdek olmadığı için bölgenin ismi o şekilde isimlendiriliyor. Bu bölgede arkadaşlar dağınık olarak bulunan bir DNA var ayrıca e, sitoplazması da bulunuyor. Bazı bakterilerde hatta ben size şekil çizerek anlatayım şöyle bir bakteri hücresini. Bakın şu bizim bakteri hücremizin hücre zarı. Etrafında peptidoglikan yapılı ne var? Hücre çeperi var. Daha sonra hücre zarından köken alarak çıkan pilus dediğimiz şöyle morla yapalım. Hücre zarından köken aldığı belli olsun. Hücre zarından köken alarak ortaya çıkan pilus dediğimiz yapılar vardır. Bu piluslar Bakterilerin birbirine tutunmasını ve bulundukları yere tutunmasını sağlar. Yine bazı bakterilerde hareketi sağlayan kamçı bulunur arkadaşlar. Bu şekilde dış yapısı. Şimdi gelelim iç yapısına. İç yapısında merkezde merkezde ne var dedik? Şöyle dağınık olarak bulunan DNA'sı var. Sonra ribozomları vardır arkadaşlar. Yine her bakteride bulunur bu ribozomlar. E, fotosentez yapan bakterilerde klorofil bulunur, klorofil pigmenti. Hücresel sunumunu oksijenli olarak yapan bakterilerde hücre zarının içeri doğru kıvrılması, kıvrılmasıyla oluşturduğu mezozom dediğimiz yapı vardır. Bakterilerin genel olarak özelliği bu şekilde. Şimdi ökaryotik hücreye baktığımızda mesela bir bitki hücresi zaten burada diyor ki ökaryotik bitki hücresi arasında diyor. Bitki hücresine baktığımızda hücre çeperi selüloz yapılıydı. Daha sonra ee, hücre zarı var. Yine organel olarak arkadaşlar birçok organel bulunuyor. Diyor ki hangisinde en az farklılık bulunması beklenir? Hücre çeperinin yapısına baktığım zaman bitkilerde selülozken bakterilerde peptidoglikanda. O yüzden burada çok fazla farklılık var. Hücrenin boyutu bakteri hücreleri çok çok küçükken bitki hücreleri ona göre daha büyüktür. Dolayısıyla bunda da büyük bir farklılık vardır. Plazma zarının yapısı. Arkadaşlar plazma zarı dediğimiz hücre zarı. Hücre zarı tüm canlılarda fosfolipid tabakadan oluşur ve fosfolipid tabakasına gömülü olan taşıyıcı proteinler, kanal Proteinler yüzeysel proteinler vardır e, Plazma zarı e, Hücreler arasında Çok az farklılık gösterir sadece Protein yapısı bakımından farklılık gösteriyor O da neden farklılık gösteriyor Her hücrenin kendi DNA'sına göre Sentezlendiği için ama bu proteinlerin de hepsi değil sadece bazıları farklılık gösterir. Çünkü taşıyıcı proteinler genelde bütün hücrelerde bütün hücre zarlarında aynı yapıya, aynı özelliğe sahiptir. O yüzden en az farklılık göstermesi gereken plazma zarıdır. Diğerlerine de bakalım. Ribozomların yapısı. Bakterilerde ribozom yani prokaryotlarda ribozom 70S büyüklüğündeyken ökaryotiklerde ribozom 80S büyüklüğündedir. O yüzden büyük bir farklılık gösterir. Hücrelerin bölünme şekli bitki hücresi mitoz bölünmenin evreleri görülerek bölünme gerçekleştirirken e, bakteri hücresinde mitoz bölünmenin evreleri görülmez. Amitoz dediğimiz e, basit ikiye bölünme şeklinde bölünürler arkadaşlar. Bu da büyük bir farklılık gösterir ama plazma yapısı çok büyük bir farklılık göstermez. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki hücrelerin hangisinde daha fazla miktarda lizozom bulunması beklenir? Şimdi lizozom ne iş yapıyor? Lizozom hücre içi sindirim yapıyor, değil mi? Zaten liz demek sindirim demektir arkadaşlar. Lize etmek, sindirmek. O zaman sindirimin gerçekleştiği hücreler olması lazım. Bakalım epitel hücreleri bizim vücudumuzun dış tabakasında, organların dış tarafında, iç tarafında bulunur. Epitel hücrelerinin sindirimle ilgisi var mı? Vardır ama ne hani o kadar da yok değil mi? Çok fazla ilgisi yoktur. O zaman epitel hücresi olmaz. Lenfositler. Lenfositler arkadaşlar. Lenfositlerde ne yapıyorlar? Ee, yine işte dur cümleyi toparlayamadım bağışıklık sisteminde görevli olan hücrelerdir. Kas hücreleri, kas hücrelerinin sindirimle çok ilgisi var mı? Yok. Eritrositlerimizde al yuvarlardır değil mi? Dolayısıyla al yuvarların da çok fazla ilgisi yoktur. Ama bizim şurada nötrofil, lökosit hücreleri ve lenfositler var. Bunların ikisinden hangisi? Arkadaşlar nötrofil, lökosit hücreleri bunlar ne yapıyorlar? Fagositoz yaparak lizozomdan ee, lizozomlar yardımıyla mikropları sindiriyorlar, öldürüyorlar. O yüzden de nötrofil lökosit hücrelerinde daha fazla lizozom bulunur. Lenfositler de bağışıklıkta görevlidir. Önemlidir ama bunların e, antikor üretmekle görevlidir arkadaşlar lenfositler. O yüzden bunun ilgisi yoktur. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. Lenfositler ayrıca şunu da söyleyeyim. Fagositoz yapmadığı için de e, dolayısıyla lizozoma çok da ihtiyacı olmaz arkadaşlar lenfositlerin ama nötrofil lökosit hücreleri bunlar fagositoz yaptıkları için e, mikropları alıp sindirecekleri için o yüzden lizozoma çok fazla ihtiyacı vardır. Gelelim üçüncü sorumuza. Bir hücrenin zarında kolesterol miktarının görece az olması bu hücre zarının, bu hücrenin zar ile ilgili hangisine neden olabilir? Arkadaşlar şimdi kolesterol ne yapıyor? Kolesterol. Fazla miktarda bulunduğu zaman zarın akışkanlığını azaltıyor. Az miktarda olduğu zaman zarın akışkanlığı artıyor. Dolayısıyla kolesterol miktarı zarın akışkanlığını dengeler. O zaman kolesterol miktarı az olursa ne olacak? Zarın akışkanlığı artacak. Bakacağız şıklara. Zarın dayanıklılığı artar. Hayır. Zardan madde geçişi azalır. Kolesterol madde geçişiyle ilgilenmez. Zardaki fosfolipitlerin hareketi azalır. Zardaki fosfolipitlerin hareketini etkilemez arkadaşlar. Kolesterol sadece akışkanlığı dengeliyor. Zar daha kıvamlı olur. Eğer fazla miktarda olsaydı daha kıvamlı olurdu ama az miktarda olduğu için Zarın akışkanlığı daha fazla olacak. O zaman kolesterol. Sonuçta kolesterol nedir? Bir yağ moleküldür. Bir yağ türevidir. Dolayısıyla eğer yağ fazla olursa akışkanlık ne yapacak? Azalacak. Yağ az olursa akışkanlık artacak. O şekilde düşünün. E, bu yüzden de cevabımız edirne seçeneği olur. Dördüncü soru. Hücre zarlarından aktif taşıma ile içeriye madde alınması ve dışarıya madde atılması ile ilgili olarak hangisi söylenemez. Şimdi aktif taşıma. Arkadaşlar aktif taşıma nasıl gerçekleşir? Şu tarafa yazalım. Aktif taşıma madde gradientinin yani gradient dediğimiz şey yoğunluktur. Çünkü bize genellikle gradient kelimesi kullanılıyor. Hani işte yoğunluk denilmiyor Madde gradientini yani derişim gradiyantının zıt yönünde taşıma gerçekleşir. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru veya eş yoğun ortamlar arasında gerçekleşir. Şimdi eş yoğun ortamda da maddeler difüzyon kurallarına göre geçemeyeceği için mecburen ATP harcanarak hücre içerisine alınması lazım ya da hücre dışarısına gönderilmesi lazım. Daha sonra maddeler taşınırken ATP harcanır. Taşıyıcı proteinler kullanılır ve enzimler kullanılır. Enzim. Bir hücrenin aktif taşıma yapabilmesi için canlı olması gerekiyor. Unutmayın, cansız ortamda aktif taşıma olmaz. Diyor ki maddeler derişim gradiyentinin zıt yönünde taşınır. Bu doğrudur, değil mi? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru. Eğer derişim gradiyenti yönünde taşınır derse aklınıza çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gelecek tamam mı? Difüzyonda bunu çok kullanıyor. Diyor ki derişim gradiyenti yönünde taşınır. Evet çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşınıyor ama aktif taşıma için bunun arasına mutlaka zıt yönünde taşınır demesi gerekiyor. Bu doğrudur. Aynı anda iki farklı madde taşınabilir. Evet taşıyıcı proteinlerle olduğu için taşıyıcı proteinin biri ee, mesela hatırlarsanız size sodyum potasyum taşımasını anlatmıştım ben. Orada ne demiştik arkadaşlar? 2 ee, tane mesela sodyum alıyor, üç tane potasyum veriyor. Dolayısıyla aynı anda farklı maddeleri taşıyabiliyor. Doğru. Taşınan maddenin hücre içi derişimi ortamınkine göre değişikliğe uğrar. Evet. Mesela madde ne yapıyor işte? Ee, dışarıya verilirken ya da içeriye alınırken ne yapıyor? Ortama göre değişikliğe uğruyor. Yani ya artıyor derişimi ya da azalıyor. Doğrudur. Maddenin taşınması zarın fosfolipit molekülleriyle gerçekleşir. Arkadaşlar ne dedik? Taşıyıcı proteinler taşıyor dedik. Bakın fosfolipitler değil. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Taşıyıcı proteinlerin konformasyonunda geçici değişimler olur. Konformasyonu dediği yapısı. Taşıyıcı protein mesela şöyledir. Mesela şöyle fasulye gibi düşünün. Taşıcı protein böyle. İçerisine madde aldığı zaman arkadaşlar taşıyıcı protein değişiyor. Yani nasıl oluyor diyelim ki yapısı biraz daha hani birbirine doğru bitişiyor gibi şöyle hani şöyle oluyor gibi düşünebilirsiniz. Ben tam burada çizemedim ama geçici değişimler maddenin taşıyıcı proteinin yapısında geçici değişimler olur doğrudur. Cevabımız denizli seçeneği olacak. Gelelim 5. sorumuza 2014 FEN ÖABT. Aşağıdakilerden hangisi hem bakteri hem de bitki hücreleri için genel ortak özelliktir? Bakın zaten hatırlarsanız 2013 biyolojide ilk sorumuzda çözdüğümüz buna benzer bir soruydu. O yüzden ben diyorum ki mutlaka çıkmış soruları çözün. Çünkü fene sorduğunu bize sorabiliyor veya bize sorduğunu fen hocalarıma sorabiliyor. Bakalım selülozdan yapılmış hücre duvarının varlığı bu ortak mıdır? Hayır bu kimin özelliği? Bitkinin özelliği. ETS elemanlarının hücre zarında yer alması olabilir. Dursun bakalım. Zarla çevrili organeller içerme bitki de var ama bakteride zarla çevrili organel yok. Hücre çekirdeğine sahip olma. Bakteri prokaryot olduğu için çekirdek yoktur ama bitki de bulunur. Ökaryottur çünkü. Ribozomların iki alt birimden oluşmuş olması. Arkadaşlar hem bakterilerde hem de bitkilerde ribozomlar e, iki alt birimden oluşmamış mıdır? Evet o zaman bu ortaktır. Peki ETS elemanlarının hücre zarında yer alması kimin özelliğidir? Bakterinin özelliğidir. Bakterilerde hani dedim ya oksijenli solunum yapan bakterilerde hücre zarı farklılaşıyor ve içeri doğru bir kıvrım oluşturuyor. Biz bu yapıya mezozom diyoruz. Hücre zarının üzerinde ETS elemanları yerleşerek... E, daha fazla miktarda işte hidrojen taşınmasını sağlıyor, elektron taşınmasını sağlıyor. Böylece daha fazla ATP üretiliyor. Bitkilerde ise ETS elemanları nerede bulunur? Mitokondrinin iç zarında bulunur. O yüzden bu ortak değildir. Bu bakteriye özgü bir olaydır. Ortak olan ikisinin de ribozomlarının iki alt birimden oluşmasıdır. Cevabımız E olur. Altıncı soru. Hücre zarı akışkan olup işlev görmesi için bu akışkanlığını koruması gerekir çevre sıcaklığı düştüğünde hayvan hücresinde hücre zarının katılaşmasının önüne geçmek için diyor. Onaylarından hangileri gerçekleştirilir? Şimdi çevre sıcaklığı düştüğü zaman şimdi bizim hücre zarlarımızda arkadaşlar çoğunlukla doymuş yağ asitleri bulunuyor. Doymuş yağ asitleri bulunduğu için de ortam ee, sıcaklığı düştüğü zaman ne olacak? Hücre zarı katılaşacak. Bu yüzden de bizim Hücre zarımızın katılaşmasının önüne geçmemiz için ne yapmamız lazım? Öncelikle zar'daki doymamış fosfolipitlerin oranını artırmamız lazım. O yüzden bu olur. Çünkü doymamış olan yağ asitleri neydi? Oda sıcaklığında sıvıydılar. Zar'daki kolesterol miktarını ayarlama. Evet, mesela zar'daki kolesterol miktarını düşürerek e, akışkanlığı artırabilir O yüzden bu da olur Zardaki periferal Periferal dediği yüzeysel protein Yüzeysel proteinleri miktarını artırma Protein miktarını artırmak Akışkanlığı artırmaz arkadaşlar Aksine protein miktarı arttığı zaman e, Orada hani madde Çok fazla miktarda protein olduğu için Akışkanlık azalır diyebiliriz O yüzden bu olmaz Cevabımız ne olacak 1 ve 2 C şıkkı olacak Gelelim 7 sorumuza. ha 2014 biyoloji ÖBT'deyiz hala. Hayvan hücrelerinde diyor olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez? Su ve küçük moleküllü çözünenlerin plazmo-desma aracılığı ile bir hücreden diğer hücreye geçmesi. Arkadaşlar plazmo-desma. Plazmo-desma bitki hücrelerinde bulunan bir geçittir. Bitki hücrelerinin hücre çeperleri arasında bundan bir geçittir. Dolayısıyla hayvan hücresinde bu gerçekleşmez. Oksidatif fosforilasyonun özelleşmiş bir organelde gerçekleşmesi. Bu özelleşmiş organel kimdir? Mitokondridir. Mitokondri hayvan hücrelerinde var mı? Var. Bu gerçekleşir yan ürün olarak hidrojen peroksit üretimi. Bizler yan ürün olarak hidrojen peroksit üretebiliyoruz değil mi? Hatta bizim peroksizom dediğimiz organellerimiz var. Bu organellerde de hidrojen peroksiti hem üretebiliyoruz hem de parçalayabiliyoruz. O yüzden olur. Çeşitli inorganik iyonların merkezi vakol içindeki hücre öz suyunda depolanması. Arkadaşlar merkezi vakol neydi? Merkezi koful. Merkezi koful da bitkilerde bulunan bir koful çeşididir ve su ve işte diğer organik maddelerin mesela işte yağ karbonhidrat gibi organik maddelerin veya inorganik maddelerin depolanmasını sağlar. Dolayısıyla bu bitkilerde bulunduğu için hayvanlarda bulunmaz. Cevabımız gerçekleşmesi beklenmez dediği için 1 ve 4 Bursa seçeneği olur. Bu arada en başta söyleseydim iyi olurdu ama şimdiden de söyleyeyim. E, bu soruları dinlemeden önce çözmeden, çözmeden önce mutlaka bir kısa konu tekrarı yapın ondan sonra çözün hem siz tekrar da yapmış olursunuz daha iyi olur. Bakalım 8. sorumuz. Diyor ki: Çeşitli hücrelerde işlevlerinde rol oynayan organeller aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. Hücrede oluşan hidrojen peroksitin etkisiz hale getirilmesi bunu kim yapıyor arkadaşlar? Kim yapıyor bunu? Hidrojen peroksiti peroksizom yapıyor değil mi? O zaman bu peroksizom olacak. Peroksizom ya fosforilifit ve sitrat gibi farklı lipitlerin sentezlenmesi, ilaç ve zehirlerin detoksifiye edilmesi, detoksifiye edilmesi. Aa, aa. Bu da kim yapıyor arkadaşlar bunu da? İlaç ve zehirleri etkisiz hale getiren kimdir? düz endoplazm retikulum yani granülsüz endoplazm retikulumdur. O zaman buraya da DER yazalım. Düz endoplazm retikulum. Bitkilerde hücre duvarı yapısına katılan selüloz dışındaki diğer polisakkaritlerin sentezlenmesi. Arkadaşlar, e, polisakkaritlerin sentezinden sorumlu olan selüloz dışında selülozu kim sentezliyor da söyleyelim. Hücrenin e, zarında bulunan bir enzim sentezler. Dolayısıyla ee, bu enzim sentezlediği için bunu golgi sentezlemiyor. Diğer polisakkaritleri golgi sentezliyor. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Şimdi geçelim diğer sorumuza arkadaşlar. 2015 FEN ÖABT. Diyor ki bitki hücrelerinde hücre duvarının yapısına katılan bir polisakkarit olan pektin. Aşağıdaki organellerin hangisinde sentezlenir? Arkadaşlar selüloz haricindeki polisakkaritler nerede sentezleniyor dedik. Golgi'de sentezleniyor dedik. Selülozun da nerede sentezlendiğini söylemiştik. Selüloz hücre zarında bulunan bir enzim tarafından sentezleniyor. Hücre zarında sentezleniyor. Yani direkt hücre duvarının yapısını oluşturuyor unutmayın. Selüloz haricindeki polisakkaritler bitkilerde Golgi'de sentezleniyor. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi mitokondri ve kloroplastların prokaryotlardan köken aldığını gösteren bir özellik değildir? Burada bize endosimbiyoz hipotezi ile ilgili bir soru sormuş. Endosimbiyoz bakalım. Kendi kendilerine çoğalmaları. Şimdi mitokondri de kloroplast da kendi kendine çoğalabiliyor, değil mi? Dolayısıyla prokaryotlara benzer bir özelliğidir. Onu bunu al o yüzden bunu alabilir. Genomlarının küçük olması bu da olur arkadaşlar. Şimdi mitokondrinin ve kloroplastın kendine ait DNAları, RNAları var ve bu DNA'larında e, genomları küçüktür. Dolayısıyla prokaryotlardan köken aldığını gösteren bir özelliktir. Yine boyutlarının küçük olması da arkadaşlar e, bunu kanıtlar. Prokaryotlar kadar küçüktür. Dolayısıyla bu da kanıtlar. Bakterilerde protein sentezini etkileyen bir antibiyotiğin bu organellerdeki protein sentezini de etkilemesi. Şimdi bakteri zaten bir prokaryot. Eğer bu organellerdeki protein sentezini de etkiliyorsa bu antibiyotik o zaman ribozomları birbirine benzerdir diyoruz. Dolayısıyla bunu da kanıt olarak kullanabiliriz. Hücre içinde çok sayıda bulunmaları buna bir kanıt değil. Bu sadece yaptıkları işle ilgilidir. Mesela mitokondri çok fazla enerjiye ihtiyaç olan hücrelerde çok sayıda bulunur. Kloroplast yine fotosentezin yoğun olarak gerçekleştiği hücrelerde çok sayıda bulunur. Bunun prokaryotlardan köken aldığıyla herhangi bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olur. 2015 biyolojiye gelelim. 11. sorumuz. Diyor ki bitki hücrelerinde bulunan glioksizom adı verilen organeller aşağıdaki işlevlerin hangisini gerçekleştirir? Arkadaşlar glioksizom deyince aklınıza yağlar gelecek. Yağların şekerlere dönüştürülmesini sağlayan bir organeldir glioksizom ve bitkilerde bulunur. Dolayısıyla şıklarda onu arayacağız. Bakın yağ asitlerinin şekere dönüştürülmesi işte cevabımız bu. Litik enzimleri sayesinde nişastanın sindirme bu lizozom lizozom yapar bunu. Genç yapraklarda ilave ATP sentezlenmesi. ATP'yi sentezleyen kimdi? Mitokondriydi değil mi? Glikolipit sentezlenmesi. Bu, bu tür şeyleri kim senteziyordu? Golgi yapıyordu. Hücre zarının akışkanlığının ayarlanması. Bunu da kim yapıyor arkadaşlar? Kolesterol. Ama kolesterol bitki hücrelerinde yok. Unutmayın. Kolesterol. Evet cevabımız A şıkkı yağ şekere dönüştürülmesi olacak. Gelelim 12. soruya. İnsanın karaciğer hücrelerinde kolesterol alımı aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar kolesterol özel bir moleküldür. Özel bir molekül olduğu için sadece tanıyan hücrelerin alması lazım ve tanıyan hücrelerde bunu nasıl tanıyacaklar? Tabii ki ile tanıyacaklar. Dolayısıyla burada hangisiyle gerçekleşecek? Reseptör aracılığı endositozlu olacak. Mesela pasif difüzyon diyemeyiz. Çünkü tamam kolesterol hücre zarından geçebilecek büyüklükte ama difüzyonla direkt olarak geçemiyor arkadaşlar. Fagositoz zaten diyemiyoruz. Çünkü kolesterol küçük bir moleküldür. O yüzden de fagositozla geçmez. Ee, kolaylaştırılmış difüzyon ve kapalı kanallardan aktif taşıma bunlarla donmaz arkadaşlar. Kolesterolün özel bir molekül olduğu için reseptör aracılı endositozla taşındığını unutmayalım. Yine karşımıza çıkabilecek türden bir soru çünkü bu reseptör aracılı endositoz sorulabilir. Gelelim 2016 FEN ÖABT'ye. Hücrelerde aktif taşıma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aktif taşıma bakın daha önce de sormuştu, yine sormuş, çıkmış sorular önemli hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir. Evet söylemiştik. Doğru. Taşıyıcı proteinler görev alır. Söylemiştik. Doğru. Hem prokaryotik hem de ökaryotik hücrelerde gerçekleşir. Evet, canlı olan hücrelerde gerçekleşiyor arkadaşlar. Maddeler sadece derişimlerinin yüksek olduğu ortamdan düşük olduğu ortama taşınır. Bakın ben ne demiştim size? Madde derişiminin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama doğru ya da eş ortamlar arasında taşıma gerçekleşir. Burada madde derişiminin yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru gerçekleşen difizyondur. Difüzyon. Mesela size bunu yazmaz, şöyle de diyebilir. Maddeler derişim gradiyenti yönünde ilerler de diyebilir. Derişim gradiyenti yönünde ilerler derse o difüzyon olur yanlış olur. Aktif taşıma için derişim gradiyentinin zıt yönünde yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşınması gerekiyor. Yanlış olan şıkkımız budur. Sadece canlı hücrelerde görülür. ATP harcandığı için arkadaşlar sadece canlı hücrelerde görülecek. Doğrudur. Cevabımız değişik olur. 14. soruya gelelim. 2016 biyolojiye geçtik. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde diyor hangileri ortaktır? Bakalım. Plazma zarına sahip olma, hücre zarı hepsinde herkeste bütün e, hücrelerde ortak, değil mi? O yüzden doğrudur. Bu ortak. Peptidoglikan sentezleyebilme. Arkadaşlar bu bakterilere ait bir özelliktir. Ortak değil. Plazmitlere sahip olma yine bakterilere ait bir özelliktir. Plazmit nedir? Bakterilerde bulunan küçük DNA parçacıklarıdır. Dolayısıyla bu bakterilerde yani prokaryotlarda görülen bir özelliktir. Fosforilasyon yapabilme. Fosforilasyon nedir? Fosforilasyon ATP üretimidir. Tüm canlılar ATP üretir mi? Üretir. O yüzden ortaktır. Cevabımız 1 ve 4. Ceyhan seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuz. 15. sorumuz. Hayvan hücrelerini birbirine bağlayan bağlantı tiplerinden hangileri hücreler arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktadır? sıkı bağlantı, nexus ve desmozom demiş arkadaşlar. Burada bakıyoruz. Şimdi sıkı bağlantı, nexus desmozom. Şimdi arkadaşlar bunların ne işe yaradığını bilmemiz lazım ilk önce. Şimdi sıkı bağlantılar bir kere hücreler arasında bakın şunlar hayvan hücreleri. Hücrelerin sıkı sıkıya bakın birbirine tutulmasını sağlayan bağlantılardır. Dolayısıyla hücreler arasındaki iletişimi değil de daha çok birbirlerine tutulmasını sağlar. O yüzden iletişim sağlamaz. Desmozomlar yine hücrelerin bir arada durmasını sağlayan bağlantılardır. Yani iletişimde yine görevli değildir. Ama neksuslar, neksuslar köprülü bağlantılardır. Köprülü bağlantı gibi düşünebilirsiniz köprülü bağlantı oldukları için iletişim arkadaşlar bu köprülerden geçiş yapabilir. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı olacak. Gelelim 16. sorumuza. Karaciğerde alkol ve diğer zararlı bileşikleri detoksifiye etmek için bu zehirlerden oksijene hidrojen aktarımı yapılarak hidrojen peroksit oluşturulur. Bu bileşiğin hem oluşumunu hem de yıkımını sağlayan enzimler aşağıdaki organellerin hangisinde bulunur? Arkadaşlar hidrojen peroksit deyince aklımıza sadece peroksizom gelecek. Dolayısıyla cevabımız peroksizom. Mitokondri ne yapıyordu? ATP üretiyor ETS sayesinde. Lizozom ne yapıyordu? Hücre içinde sindirim yapıyordu. Golgi salgı ve ee... Salgı paket yapıyordu arkadaşlar Golgi. Düz endoplazmik retikulumun çok fazla görevi var. Mesela kas hücrelerinde kalsiyum depolar. Biz buna sarkoplazmik retikulum diyoruz. Daha sonra e, zehirli olan ilaçların zehir etkisini gideriyor. Zehirli molekülleri zehirsiz hale götür, getiriyor. Yine alkolün zehir etkisini gideriyor arkadaşlar. Oldukça önemlidir. Ayrıca glikojenin de depo edildiği yerdir endoplazmik düz endoplazmik retikulum oldukça önemlidir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği olacak. 2017 fen ABT gelelim. 17. sorumuz. Ökaryot bir hücre zarının yapısı esas alınarak oluşturulan yapay bir zarda. Şimdi ökaryotik hücre zarını almışlar yapay ortamda oluşturmuşlar. Diyor ki hangileri gerçekleşebilir? Şimdi yapay olduğu için bir kere ATP üretemeyecek. ATP üretemediği için de arkadaşlar ne olacak? Aktif taşımayı yapamayacak değil mi? aktif taşımayı yapamaz. O zaman aktif taşıma gider. Ama pasif taşıma çeşitlerini yapabilir. Yani ozmozu ve kolaylaştırılmış difüzyonu yapabilir. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı protein kullanılıyor. Ama enerji kullanılmadığı için yapay bir ortamda gerçekleşebilir arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği olur. 18. sorumuz. 2017'ye geçtik biyoloji ABT için. Hücrelerde yer alan yapılarından hangileri hem çiçekli bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur? Arkadaşlar plazmo desma. Plazmo desma bitkilerde bulunan bir bağlantı noktasıdır. Dolayısıyla bu hayvanlarda ortak değil. Sentriol sentriol çiçekli bitkilerde yoktur. Sentriolü eğer gelişmemiş bitkilerdeseydi arkadaşlar, gelişmemiş bitkilerde sentriol vardır. Hani sentriol benzeri yapılar vardır. Dolayısıyla bize çiçekli bitkiler yani gelişmiş bitkiler dediği için onlarda yok. Bu hayvanlarda vardır. Koful ve peroksizom ise Çiçekli bitkilerde arkadaşlar peroksizom bulunabilir. Hani biz direkt bulunmaz diyerek hani önünü kapatmıyoruz. Bulunabilir. Dolayısıyla ortak olarak hangisini alacağız? Kofulu ve peroksizomu alacağız. Cevabımız denizi seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi hayvan ve bitki hücre zarında ortak olarak bulunmaz? Hayvan ve e, bitkide fosfolipit zaten hücre zarının temel yapısını oluşturuyor ortak glikolipit, glikoprotein, normal proteinler bulunur ama kolesterol için ne demiştik? Hayvan hücrelerinde bulunur demiştik sadece. Akışkanlığı ayarlıyordu. Dolayısıyla kolesterol ortak değildir. 20. sorumuz. İnsan hücreleriyle yapılan deneysel bir çalışmada bu hücrelerin bulunduğu ortam ortama sadece Golgi cisimciğini işlevsiz hale getiren bir kimyasal madde konuluyor. Bu işlem uygulandıktan sonra bu hücrelerde olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesinde aksama görülebilir. Şimdi Golgi'nin ne iş yaptığını bilmemiz lazım. Golgi ne yapıyordu? Salgı paket yapıyordu. O zaman bakıyorum Golgi salgı yapıyor mu? Evet salgı paket dedik dolayısıyla salgıyı yapacak. Bunda ee, aksama görülür bu olur. Glikolipit, glikoprotein, lipoprotein üretimi. Bunlar paketleme durumunda olduğu için olur arkadaşlar. Glikozla lipidi birleştiriyor. Glikozla proteini birleştiriyor. Lipitle proteini birleştiriyor. Birleştirme, paketleme olayı olduğu için bunu yapar. O yüzden bunu da bir aksama olur. Lipit sentezlemeyi yapmaz. Lipit sentezleme endoplazmik retikulumlarda gerçekleşir o yüzden olmaz. Protein sentezleme arkadaşlar bu da nerede gerçekleşiyordu? Ribozomda gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız 1 ve 2 A şıkkı olacak. 2018 Fen ÖBTE Bir hayvan hücresinde sentezlenen protein moleküllerine karbonhidrat molekülü eklenmesi ve bu protein moleküllerinin farklılaştırılması yapılarının hangilerinde gerçekleştirilir? Şimdi protein moleküllerine karbonhidratın eklenmesini kim yapıyor? Golgi yapıyor. Peki bu protein molekülünü üreten kimdir arkadaşlar? Protein molekülünü tabii ki granüllü endoplazmik retikulumdur değil mi? Üzerinde bulunan ribozomlar sayesinde protein üretiyor. Daha sonra endoplazmik retikulum bir kanal gibi olduğu için bunu golgiye götürüyor. Golgide de paketleme yani karbonhidrat ekleniyor. O yüzden granüllü endoplazmik retikulumla golgi olacak. Cevabımız A olur. 22. soru 2018 biyoloji ve Bakalım diyor ki bitkilerde golgi vezüküllerinin kaynaşmasını sağlayan sintaksin sitokinezde rol oynayan önemli bir proteindir. Bu proteini kodlayan genden yoksun olan mutant bir bitki hücresinin hücre döngüsüyle ilgili diyor. Hangileri yapılabilir? Şimdi bu proteini kodlayan gen yokmuş. Yani sintaksin yok. Ee, bir bitki hücresinin hücre döngüsüyle ilgili. Şimdi sitokinezi yapamıyor o zaman. Sitokinezi yapamıyorsa arkadaşlar o zaman hücre bölünmesi tam olarak gerçekleşmeyecek. Yani sitoplazma bölünmesi olmayacak. O zaman hücre plağı oluşumu engellenebilir. Evet çünkü sintaksin ne yapıyordu? Sitokinezi yönetiyordu. Dolayısıyla hücre plağı oluşumunu engelleyebilir. Hücredeki çekirdek sayısı aynı kalır demiş. Hayır. Bakın, sitokinez olmuyor ama çekirdek bölünmesi olan karyokinez gerçekleşiyor. Dolayısıyla hücrenin içerisinde çok sayıda çekirdek oluşur. Sadece sitoplazma bölünmez. Burada aynı kalır dediği için yanlış olur. Hücrenin kalıtım maddesinin miktarı artar. Çekirdek sürekli bölünebildiği için e, DNA miktarı yani kalıtım maddesinin miktarı artacak. Ama hücreler birbirinden ayrılamayacak. Sintaksin olmadığı için cevabımız ne olur? Denizli şıkkı 1 ve 3 olur. İlk başta baktığınızda sintaksin falan diyor. Hani bir kafanız karışabilir. E, ama soruyu okuduğunuz zaman gayet basit bir soru olduğunu görüyoruz. 2013 biyoloji 2013 biyoloji demişim yanlış söyledim. 2018 biyoloji 23. soru. Bitki ve hayvan hücrelerini karşılaştıran bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisinin her iki hücre içinde ortak olduğunu söylemesi beklenir? Bakalım. Her iki içinde ortak olacak bitki ve hayvan hücresinde. Plazma zarında kolesterol bulunması bu kimin? Hayvanın özelliği. Bazı maddelerin merkezi kofulda depolanması bu bitkinin özelliği. Protein liflerinden oluşan bir hücre iskeletinin bulunması arkadaşlar hücre iskeleti hem bitkilerde hem de hayvan hücrelerinde bulunur dolayısıyla bu ortaktır. Hücre iskeleti neydi? Mikrofilamentler, mikrotübüller ve ara filamentler vardı. Ya sitlerinin Şekere dönüşümünde işlev gören glioksizomların bulunması bu bitkilere özgüdür. Plazma desmata sayesinde komşu hücreler arasında madde geçişinin sağlanması bu da yine bitkilere özgüdür. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneği olur. 24. sorumuz. Lizozomlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın ya lizozom soruyor, ya Golgi soruyor, ya peroksizom soruyor. Yani dikkat ederseniz hani çok fazla diğer organellere değinmiyor arkadaşlar. En fazla soru çıkan lizozom ve Golgi baktığımız zaman. Lizozomlar diyor organik molekülleri parçalayan enzimler içerir. Doğru değil mi? Organik molekülleri parçalayabiliyor lizozomlar. Doğrudur. Lizozomlar hücre içi sindirim ve otofaji olaylarında görev alır. Otofaji neydi? Yaşlanmış olan organellerin parçalanmasıydı. Dolayısıyla bunda görev alıyor. Doğru. Lizozomların içi hücrenin sitozolünden daha asidiktir. Evet enzimleri asidik ortamda çalışıyor arkadaşlar. Doğrudur. Bazı lizozomlar Golgi cisimciğinin trans yüzeyinden tomurcuklanarak oluşur. Lizozomları anlatırken yine Golgi'yi anlatırken trans ve sis yüzeylerinden bahsetmiştik. Trans yüzeyinden tomurcuklanarak lizozomu oluşturur demiştik arkadaşlar. Doğrudur. Lizozomlar hidrolitik enzimlerini kendileri sentezler. Hayır. Lizozomların enzimleri Granülle endoplazm retikulumda protein olarak sentezleniyor. Daha sonra Golgi'ye gidiyor arkadaşlar. Golgi'de paketlenip trans yüzeyinden tomurcuklanarak lizozomlar oluşmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olur. Kendi enzimini kendisi sentezleyemiyor. Gelelim 2018 yine biyoloji 25. sorumuz. Aşağıdaki tabloda 1-2-3 ile gösterilen hücre iskeleti elemanlarının şekil, yapı ve görevleri verilmiştir. Buna göre eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Birincisinde demiş ki aktin alt birimlerinden oluşur. Arkadaşlar aktinden oluşan hangisiydi? Mikrotübül mü? Mikrofilament mi? Ara filament mi? Arkadaşlar, eee mikrofilamentler aktin alt birimlerinden oluşur. Dolayısıyla buraya mikrofilament yazacağız. Mikro filament. Görevine bakalım. Sitokinezde ve amipsi harekette işlev görür. Doğru. Mikrofilamentler yapıyor fibroz proteinlerinden oluşur. Çekirdek ve diğer bazı organelleri sabit tutar. Bunu yapan da ara filamenttir. Yani diğer bir ismiyle intermedial filamenttir. Üçüncüsü alfa ve beta tübülin dimerlerinden oluşur. Tübülin demiş bakın mikrotübül zaten direkt isminden bu şekilde çıkarabiliriz mikrotübül. Hücre bölünmesinde kromozomların hareketinden hareketini sorumludur. ve evet, sentriyollerin oluşmasını da sağlıyor. Dolayısıyla mikrofilament, ara filament, mikrotübül olarak gidecek. Yani cevabımız ne olacak? Adana seçeneği olur arkadaşlar. 25. sorumuz. Gelelim diğer sorumuza. 2019 Fen ÖABT 3 tane soru çıkmış burada da. Aşağıdakilerden hangisi hücre teorisini oluşturan açıklamalar arasında yer almaz? Hücre teorisi bakalım. Tüm canlılar hücre veya hücrelerden oluşur. Doğru değil mi? Hücre teorisinde bu var. Hücre canlıların yapısal ve işlevsel birimidir. Hücre teorisinde bu da var arkadaşlar. Hücreler sadece daha önceden var olan bir hücrenin bölünmesiyle meydana gelir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Daha önceden var olan bir hücre bölünür ve yeni hücreleri meydana getirir. Doğru. Hücre yavru hücrelere de geçirilebilen kalıtım materyaline sahiptir. Evet DNA'ya sahiptir ve ee... Yavru şeylere, hücrelere aktarılabiliyor. Doğru. Hücredeki genler kromozomlar üzerinde yer alır demiş. Hayır hücredeki genler ne üzerinde yer alacak? DNA. DNA'nın kısalık kalınlaşmasıyla ne oluşuyor? Kromozomlar oluşuyor. Kromozomlar ayrıca DNA'nın arkadaşlar histon proteinleriyle birleşmiş haldir. Yani etrafında proteinler de vardır kromozomlarda. Dolayısıyla direkt kromozomlar üzerinde yer alır diyemiyoruz. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Gelelim 27. sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi mitokondri ve kloroplastların ortak özelliklerinden biri değildir? Bakalım. Ribozoma sahip olmaları. Her ikisi de ribozoma sahip değil mi? Kendilerine özgü ribozomları var. Fotosentetik prokaryotlardan köken almış ama bu kimin özelliğidir arkadaşlar? Kloroplastın özelliğidir. Mitokondrinin özelliği değil. Kloroplast fotosentez yaptığı için. İç zar sisteminin bulunması ikisinde de. İç zar sistemi dediğimiz mesela e, mitokondride ETS dediğimiz iç zar sistemi var. Mitokondride ETS'nin bulunduğu krista arkadaşlar iç zar sistemi olarak geçiyor. Şeyde de, e, kloroplastlarda da eee tilakoit zarlar var. Bunlar da bir iç zar sistemidir. Dolayısıyla ikisinde de ortaktır bulunur. Kalıtsal madde içerme her ikisinde kendine özgü DNA'sı, RNA'sı var. Kemozmotik mekanizmayı kullanarak ATP üretme bu da yine ikisinin ortak özelliğidir. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı. Kemozmotik mekanizma nedir? Elektron taşıma sistemi elemanlarını kullanılarak elektronun işte bir proteinden diğer proteine aktarılmasıyla bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerjinin kullanılarak hidrojen birikimi ile birlikte açığa çıkan bir gradient farkı vardır. Bu gradient farkından yani hidrojen gradyenti farkından ATP sentaz enziminin kullanılarak ATP üretilmesidir. Kemozmotik mekanizma. Dolayısıyla burada her ikisinde de bu kemozmotik mekanizma gerçekleşir ama... Bursa seçeneği olan fotosentetik prokaryotlardan köken almış olma o kloroplastın özelliğidir. 28. sorumuz. Bir hücrede protein yapısındaki bir salgının üretilmesinden kana salgılanmasına kadar organelleri hangi sırayla işlev görür? Şimdi protein yapısındaki bir salgı arkadaşlar protein nerede sentezlenecek? Şimdi dışarıya gönderileceği için bakın dışarıya hücrenin dışına gönderilen proteinler granüllü endoplazmik retikulumda sentezleniyor. Üzerinde bunlar ribozomlar sentezliyor bunu. Endoplazmik retikulumda taşıyor. Nereye getiriyor? Golgi'ye getiriyor. Golgi bunu paketliyor. Nereye veriyor? Hücre zarına veriyor. Yani 3, 1, 2 şeklinde olacak. Cevabımız 3, 1, 2 Edirne seçeneği olacak. 28. sorumuz. Gelelim diğer sorumuza. 2019 Biyoloji ÖABT'ye geçtik. Yine burada da kaç sorumuz var? Burada baya sorumuz varmış 2019'da. Bakalım diyor ki tatlı sularda yaşayan siyanobakteriler yapılarından hangilerine sahiptir? Şimdi siyanobakteri. Arkadaşlar siyanobakteri bir kere nedir? Bir prokaryotur. Değil mi? Prokaryot olduğu için mitokondrisi var mı? Yok. Kloroplastı var mı? Yok. Ribozomu var mı? Var. Kontraktif kofulu var mı? Yok. Şimdi tatlı sularda yaşayan demişken yani de kontraktif kofulu var gibi gelsin aklınıza. Dolayısıyla yoktur. Çünkü siona bakteriler bir bakteridir ve prokaryottur. O yüzden sadece neyi vardır? Ribozomu vardır. Cevabımız denizli seçeneği olur. Gelelim 30. sorumuza. Kandaki akyuvar hücrelerinde hücre içi sindirim ve fagositoz olayları yaygın olarak görülür. Buna göre aşağıdaki organellerin hangisinin diğer hücreler, hücrelerdekine göre ak yuvarlarda daha fazla sayıda bulunması beklenir? Dikkat ederseniz bu soruya benzer bir soru önceki senelerde yine sormuştu çözdük. Arkadaşlar ak yuvarlar hücre içi sindirim ve fagositoz yaptığı için hangi organel daha fazla olacak? Lizozom. Çünkü lizozom ne yapıyordu? Hücre içi sindirimi yapıyor. Ak yuvarlar bağışıklık sistemimizi koruduğu için bağışıklık sistemine yabancı gelen o proteinleri, mikropları ne yapıyor? Alıyor, lizozom sayesinde sindirip öldürüyor. 31. sorumuz. Ökaryotik hücrelerde kamçının hareket etme biçimi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi kamçının hareket etme biçimi ile ilgili hangileri doğru bakalım. Çırpılma şekli silleri, sillerinkinden farklı olup dalgalanma şeklindedir. Arkadaşlar ee, kamçılarda şöyle bir hareket durumu var. Yani bir dalgalanma şeklindeki bir hareket durumu var. Dolayısıyla sillerden farklıdır bu durum doğru. Sillerde direkt hani... Ee, daha kısa oldukları için hani dalgalanma şeklinde değil de düz bir şekilde hani öyle düşünebilirsiniz. Hareket sırasında yapılarında yer alan mikrotübüller birbiri üzerine kaymaktadır. Zaten kamçının yapısını mikrotübüller oluşturuyor. Dolayısıyla birbiri üzerine kayarak bu mikrotübüller ne yapıyor? Hareketi sağlıyorlar arkadaşlar. O yüzden bu da doğrudur. Hareket sırasında kamçı eksenine dik yönde kuvvet oluşturulur. Hayır. Kamçı eksenine paralel yönde bu dalgalanmayı sağlayan ee, paralel yönde bir kuvvet uygulanmıştır. kamçı eksenine değil de sillerde bu dik yönde bir kuvvet oluşturma olayı var sillerin hareketinde bu dik yöndeki kuvvet önemlidir dolayısıyla bu kamçıda yoktur cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak gelelim 32. sorumuza yine kolesterolü sormuş bakın hayvan hücrelerinin plazma zarında şekildeki gibi konumlanmış kolesterol molekülleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur bakalım Yüksek sıcaklıklarda fosfolipit hareketini kısıtlayarak zarı daha az akışkan yapar. Arkadaşlar baktığımız zaman e, fosfolipit ay pardon kolesterol hani zarın akışkanlığını düzenliyor dedik ya eğer yüksek sıcaklık olursa ne olacak? Zar daha akışkan olacak. Kolesterol de arkadaşlar ne yapıyor? Zarın hareketini kısıtlayarak daha az akışkan hale getiriyor. Bu doğrudur. Fosfolipitlerin sıkı paketlenmesini önleyerek zarın katılaşması için gerekli sıcaklığı düşürür. Evet, sıkı paketlenmesi eğer fosfolipitler sıkı paketlenirse yağ molekülleri olduğu için zarın akışkanlığı yani azalır ve katılaşır. Bu yüzden de zarın katılaşması için gerekli olan sıcaklığı ne yapıyor? Düşürüyor arkadaşlar yani düşük sıcaklıklarda zar katılaşırken fosfolipitlerde pardon kolesterol bunu ayarlıyor dengeliyor ve böylece zarın akışkanlığında dengelemiş oluyor doğru proteinlerin bir fosfolipit tabakasından diğerine geçerek zarı enine kat etmelerini sağlıyor arkadaşlar. Bunu bu yapmaz. Bunu fosfolipid tabakasının hareketi yapar. Yani fosfolipid tabakası dedi ki hareketlidir diye. Buradaki hareket proteinlerin e, zarı kat etmesini sağlıyor. Dolayısıyla bunun kolesterolle bilgisi yoktur. Kolesterol unutmayın. Sadece zarın akışkanlığını denetliyor tamam mı? O başka bir görevi yoktur. Cevabımız bu yüzden ne olacak? 1 ve 2 Ceyhan seçeneği olur. Gelelim 33. sorumuza. Hücre zarından madde geçişleriyle ilgili bir sorumuz. Diyor ki Yarı geçirgen ve geçirgen olmayan iki zar çeşidi kullanılarak aşağıdaki düzeneklerde x ile gösterilen ozmoz deneyi yapılıyor. Şimdi belirli bir süre sonra bu düzeneklerde kılcal borulardaki sıvı düzeyi başlangıç düzeyleriyle karşılaştırıldığında hangisi diyordu hangisindeki gibi olur bakalım. Şimdi ilk önce burayı bir şey yapmamız lazım. İncelememiz lazım arkadaşlar bu şekli. Şimdi bakın birinci olan X'te, bakın şuradaki kılcal borunun içerisinde ne var? Saf su var. Burada da yüksek derişimli şeker çözeltisi var. Ne olacak? Bakın saf su derişimi hiç olmadığı için, derişimi sıfır olduğu için e, buradaki kılcal borudan X çözeltisine yani şeker çözeltisine doğru su çıkışı olacak. O zaman kılcal buradaki sıvı seviyesi ne yapacak? Düşecek. İkincisine bakıyorum arkadaşlar. İkincisinde yarı geçirgen yine zarımız var burada Y'de. Yüksek derişimli şeker çözeltisi bu sefer kılcal burnun içerisinde, dışarıda da saf su var. O zaman bu sefer de içeriye doğru bir su geçişi olacak. O zaman şeker çözeltisindeki pardon kılcal buradaki sıvı derişim ne yapar? Artar yukarıya doğru. Z'ye bakıyorum. Z'de geçici geçirgen olmayan zar var. O zaman burada herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü geçirgen olmadığı için madde giriş çıkışı olmayacak. O yüzden buradaki kılcal borudaki su seviyesi yani sıvı seviyesi sabit kalır. Sabit. Bakalım şimdi. Azalır, artar, sabit diyeceğiz. Azalır yani aşağı iner. Evet. Artar yani yukarı çıkar. Aynı kalır arkadaşlar. Bu durumda cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. 30 kaçıncı sorumuzdu bu? 33. sorumuz. Gelelim diğer sorumuza. 34. soru. Diyor ki aşağıda iki farklı ökaryotik canlıya ait hücreler numaralandırılarak şematize edilmiştir. Biri hayvan hücresi, ikincisi de bitki hücresi değil mi? Diyor ki bu hücrelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Peroksizom sadece bir nolu hücrede bulunur demiş. Hayır peroksizom hem bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde bulunabilir. Bu yanlış. Mikrotübü sentezini engelleyen bir madde hem bir hem de iki nolu hücrenin bölünmesini durdurabilir. Doğru arkadaşlar. Mikrotübül her ikisinde de bulunduğu için hem bir numaralı hücrede hem de iki numaralı hücrede hücre bölünmesini durdurabilir. O yüzden bu doğrudur. Ortak e, ikisi için de doğru. Bir nolu hücre metabolik atıklarını büyük merkezi bir kofulda biriktirir. Bir nolu hücre hayvan hücresi. Hayvan hücresinde merkezi koful yok. O yüzden bu yanlıştır. Merkezi koful bitki hücresinde var. İki nolu hücre hücre iskeletinden yoksundur. Hayır hem bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde hücre iskeleti bulunur. O yüzden yanlıştır. Glioksizom sadece bir nolu hücrede bulunur demiş. Hayır glioksizom sadece iki nolu hücrede yani bitkilerde bulunur. O yüzden yanlıştır. Cevabımız B seçeneği olur. Gelelim 2020 fen ÖABT. Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon için hangileri ortaktır? Aktif taşımada ATP harcanır kolaylaştırılmış difüzyonda harcanmaz. Her ikisinde de ortak olan arkadaşlar sadece taşıyıcı proteinlerin kullanılması. Aktif taşımada maddeler az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru aktarılırken kolaylaştırılmış difüzyonda çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru aktarılıyor. Yani dediğim gibi her ikisinde sadece ortak olan nedir? Taşıyıcı proteinlerin kullanılması. Hücre zarında taşıyıcı proteinin işlev görmesi bu ortak. Taşımanın konsant, konsantrasyon gradiyentinin az olduğu tarafa doğru olması. Bu kimindir? Az olduğu tarafa dediği için bu kolaylaştırmış difüzyon için geçerlidir. Enerji harcanması bu da kimindir? Aktif taşıma için geçerlidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız bir A seçeneği olur. Yani şunu bir aklınıza şöyle tutabilirsiniz. Aktif taşıma ve kolaylaştırmış difüzyonun tek ortak özelliği nedir? taşıcı proteinin kullanılması. Geriye kalan hiçbir şey ortak değil. Gelelim 2020 biyolojiye. İnsanda diyor olaylarından hangileri ilgili hücrelerinin mitokondrilerinde gerçekleşir? Bakalım. Bazı amino asit öncüllerinin sentezlenmesi. Arkadaşlar amino asit öncülleri e, mitokondride gerçekleşebilir. Nasıl? Mesela şöyle düşünün. Eee mitokondri kendi metabolizmasını sonuçta kendisi kontrol edebiliyor ya. Burada da protein sentezi yapılabilmesi için bazı işte şeylerin glikozun mesela aminoasite dönüştürülmesi lazım. O yüzden mitokondride bu olay gerçekleşebiliyor. O yüzden bu olur. Çünkü kendi proteinini kendi üretiyor. Depolanmış glikojenin yıkımı. Bu tabii ki orada olmaz. Glikojenin yıkımı arkadaşlar başka organelde mesela lizozomda gerçekleşebilir lizozom yağ asitlerinin beta oksidasyonu beta oksidasyonunu yaparak ne yapıyor? Hücresel solunumu gerçekleştiriyor. O yüzden bu da mitokondride gerçekleşebilir ama glikojenin yıkımı orada olmaz. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. Şimdi geçelim diğer sorumuza arkadaşlar yine lizozom sorusu bıktım artık <laughs> diyor ki lizozomlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır bunları hazırlayan ee, ne diyorlardı unuttum komisyon büyük ihtimal komisyonun içerisinde şöyle bir lizozom çalışan bir ho hoca var kesinlikle yani lizozomla ilgili çok soru soruyor çünkü lizozomlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır Golgi cisimciğinden köken alır demiş. Evet Golgi ne yapıyordu? Golgi'nin trans yüzeyinden çıkıyordu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu doğrudur. Hücre içerisinde zarar görmüş organellerin hidrolizinde görev alır. Evet biz buna ne diyorduk? Otofaji diyorduk. Doğru. Fagositozla alınan antijenlerin parçalanmasını gerçekleştirir. Evet özellikle al yuvarlarda pardon ak yuvarlarda bulunan fazla sayıda. E, fagositozla alınan yabancı proteinleri biz bunlara antijen diyoruz. Antijenlerin parçalanmasını sağlıyor. Doğru. Hücre içerisine bağımsız olarak çoğalabilen otonom organellerdir. Arkadaşlar lizozomlar hücre içerisine bağımsız çoğalamaz. Bağımsız çoğalabilen mitokondri ve kloroplasttır ki bunlar da hani direkt bağımsız diyemiyoruz. Çekirdeğin kontrolünde çoğalabiliyor. Bunların kendilerine ait DNA'sı, RNA'sı olmadığı için bağımsız olarak çoğalamazlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. İç zar sistemi elemanlarından biridir. Golgi'den köken aldığı için iç zar sistemi elemanıdır arkadaşlar. Doğru. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı olacak. Gelelim 38. soruya. Bu arada iç zar sistemi derken e, hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bağlantı kuran e, organelleri düşünün. Endoplazm, kretikulum, golgi, yine bunlardan köken alan lizozom, Bunlar iç zar sistemi organelleridir. Tamam mı? Unutmayın. Ökaryotik bir hücre zarının yapısıyla ilgili demiş hangileri doğrudur? Protein molekülleri yalnızca zarın dış yüzeyinde bulunur demiş. Hayır arkadaşlar yalnızca zarın dış yüzeyinde değil içerisine gömülü olarak da bulunuyor. Dolayısıyla bir yanlıştır. Proteinlere ve lipitlere bağlı olan karbonhidrat zincirlerinin dağılımı ve sayısı hücreye özgürlük kazandırıyor. Evet e, glikoprotein glikolipit bunlar ne yapıyor dağılımı sayısı hücreye özgürlük kazandırıyor ve bunlar reseptör görevi görüyorlar o yüzden bu doğrudur fosfolipitler zarda iki tabaka oluşturacak şekilde konumlanmıştır fosfolipitleri şöyle düşünün bu birinci tabakamız bunlar böyle karşılıklı halay çeken insanlar gibi düşünün arkadaşlar bu şekilde iki tabaka şeklinde konumlanmıştır doğrudur cevabımız edirne şıkkı olacak 2020 yine biyolojiden devam ediyoruz. Bu 2019 muydu? Yok 2020'ye başlamıştık. Devam ediyoruz. Çeşitli hücrelerde gören aktif taşıma ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Bakalım. Diyor ki primer aktif taşımada ATP'nin hidrolizi ile elde edilen enerji kullanılır. Primer aktif taşıma dediği zaman arkadaşlar birincil aktif taşıma bu doğrudur. Bir de sekonder aktif taşıma dediğimiz bir aktif taşıma olayı vardır. O da ATP değil de daha farklı moleküller ve GTP gibi moleküller kullanılıyor. O yüzden bu doğrudur. Aktif taşıma tiplerinin hepsinde maddeler yalnızca bir yönde taşınır demiş. Arkadaşlar ee, yalnızca bir yönde taşınır diyemeyiz Yani sadece işte hücre içinden hücre dışına Ya da hücre dışından hücre içine taşınır diyemiyoruz Dolayısıyla bir yönde taşınır demesi yanlış olur Sekonder aktif taşımada ihtiyaç duyulan enerji Primer aktif taşıma tarafından oluşturulan bir iyon derişimi Ve elektriksel gradyan tarafından sağlanır Bu da doğrudur bu da bir çeşididir sekonder aktif taşımanın Yani e, primer aktif taşımada oluşturulan da, e, oluşturulan bir iyon var bu iyon derişimi var bu iyon derişiminden ve elektriksel e, yük fazlalığından sağlanıyor arkadaşlar sekonder aktif taşımada doğrudur cevabımız denizli seçeneği olacak 40. sorumuz hayvan hücrelerinde bulunan e, yapıları inceleyen bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini gözlemlemesi beklenmez? Hayvan hücresinde hangisi yok? Bakalım. Mikrotübül var. Peroksizon vardı. Hidrojen peroksiti parçalıyor ve oluşturuyordu. Lizozom var. Hücre içi sindirimi sağlıyor. Mikrovilluslar arkadaşlar yine bizim e, hücrelerimizde bir çıkıntıdır. Stoplazmanın farklı pardon hücre zarının farklılaşması sonucunda oluşan bir çıkıntıdır. Mesela bağırsak iç yüzeyimizde bulunur. Emilim yüzeyini artırır. Dolayısıyla bulunur. Ama glioksizom bulunmaz. Glioksizom nerede bulunuyordu? Bitkilerde bulunarak ne yapıyordu? Yağları şekerlere, yağ asitlerini şekerlere dönüştürüyordu. Değil mi? Cevabımız denizli şıkkı olacak. 41. soru. Çiçekli bitkilerde mitokondri ve pl plastiklerin özellikleri özellikleriyle ilgili hangileri doğrudur? Bakalım mitokondri ve plastit. Bu organellerin hücrede çoğalması daima ana hücrenin bölünmesiyle eş zamanlıdır. Şimdi böyle bir şey söyleyemem. Neden söyleyemem? Çünkü hücre bölünmediği zamanlarda da mitokondriye ihtiyaç, plastite ihtiyaç olabilir. Mesela çok fazla ATP enerjisi gereklidir, mitokondri sayısını çoğaltır. Çok fazla fotosentez yapacaktır, dolayısıyla kloroplast sayısını çoğaltır. O yüzden hücrenin bölünmesiyle eş zamanlı olmaz. Bu organeller ilgi, bu organeller ile ilgili kalıtsal özellikler Yavru bireylere sadece yumurta hücresiyle aktarılmaktadır. Doğru. Neden doğrudur? Çünkü spermin ya da polenin arkadaşlar sadece çekirdeği katılır döllenmeye. Yumurta ise tüm sitoplazması ile birlikte katılıyor. O yüzden sadece yumurtayla aktarılıyor. Hatta mitokondriyen DNA dediğimiz bir DNA var değil mi? Bizlerde de var bu mitokondriyal DNA. Bazı özelliklerin sadece anneden geçtiğinin kanıtıdır mitokondriyal DNA. Vejetatif olarak çoğalan bitkilerin yavrularının plastikleri ana bitkiden köken alır. Vejetatif dedi, çoğalma dediğimiz eşeysiz çoğalma. Mesela komşuda bir çiçek gördünüz, aldınız bir dal, getirdiniz evde köklendirdiniz ve toprağa ektiniz, aynı çiçeği elde ettiniz. Oradaki plastiklerin ana kökeni kimdir? sizin komşudan aldığınız çiçektir. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 Denizli şıkkı pardon Edirne şıkkı olacak. 2021 fen ÖABT'ye geldik. Kloroplast ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fen hocalarım dikkat ederseniz sizlere daha böyle basit düzeyde, yüzeysel düzeyde soruyor. O yüzden size benim 2022 videolarım yeterlidir. Ya da bir TET dersinden, hocasından dinlerseniz iyi olur. Ama de bazı konular yok. Evrim gibi konular yok. Dolayısıyla 2022 videolarımı dinlerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Kloroplastla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Kendine özgü ribozomlara sahiptir. Bu doğru demek. Mi? ve mitokondrinin böyle bir özelliği var. Fotosentez yapan tüm canlılarda bulunur demiş. Bakın bu yanlış. Neden? Çünkü siyanobakteri. Siyano bakteri fotosentez yapıyor, değil mi? Bu bir bakteri değil mi? bakteri. Bakterilerde ribozom haricinde başka organel var mı? Yok. Bakteri de klorofil bulunur. Siyona bakterilerde klorofil bulunur ve bu klorofil sayesinde fotosentez yapar. Yani fotosentez için kloroplasta ihtiyaç yok. Klorofile ihtiyaç vardır. Dolayısıyla fotosentez yapan tüm canlılarda bulunmaz. Bakterilerde yok. Granum adı verilen yapılara sahiptir. Evet, e, kloroplastın içerisinde şöyle disk şeklinde tilakoitler var. Bu tilakoitlerin tamamına biz ne diyoruz? Granum diyoruz. Kendisine özgü kalıtsal materyale sahiptir. Evet, kendine özgü DNA'sı, RNA'sı var. Hücre bölünmesinden bağımsız olarak çoğalabilir. Az önce de söyledik. İhtiyaç e, ihtiyaç duyulduğu halde kendisini çoğaltabiliyor arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. 2021 biyolojiye gelelim. 43. sorumuz. 10 sorumuz kaldı. Farklı canlı gruplarında bulunan hücre tiplerini araştıran bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Hücre duvarı bulunduran hücrelerde hücre zarı ortadan kalkmıştır diyor. Böyle bir durum yok. Mesela bitkilerin, bakterilerin hücre duvarı var ama hücre zarı da var. O yüzden bu yanlıştır. Ribozom her hücre tipinde gözlenebilen bir e, yapıdır demiş arkadaşlar bu doğrudur demek genel olarak her hücre tipinde vardır ribozom dolayısıyla bu doğru her hücrenin toplazmasında zarlı organeller bulunur mesela bakterilerde yoktur zarlı organel dolayısıyla bu yanlış Yaşamını sürdüren her hücre hücre çekirdeğine sahiptir. Mesela prokaryotlar, bakteriler bunlar nedir? Hücre çekirdeğine sahip değildir. O yüzden bu da gitti. Bölünerek çoğalan hücrelerde kalıtsal materyalin oluşan yeni hücrelere geçme zorunluluğu yoktur demiş. Geçmezse yeni bir hücre oluşamaz. Dolayısıyla yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği doğru olur. Gelelim 44. sorumuza. 2021 biyolojiden devam ediyoruz. Hücre zarının yapısı ve işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Zar proteinlerin sayısı ve dağılımları hücreden hücreye farklılık gösterebilir. Doğru arkadaşlar zaten bu da hücrenin özgürlüğünü sağlıyordu. Doğrudur. Zardaki glikolipitler aynı bireyde hücre tipine göre farklılık gösterebilir. Bu da doğru arkadaşlar. Sonuçta ee, bizim karaciğer hücremizle akciğer hücremiz birbirinden farklıdır. Dolayısıyla glikolipitler de birbirinden farklılık gösterecek. Doğru. Zardaki çift fosforipit tabakasının dış kısmında hidrofilik. İçteki kuyruk kısımları ise hidrofobik özelliktedir. Doğru. Dış kısımları suyu seven hidrofilik kısmıdır. İç kısmı isen hani az önce söyledim ya halay çeken insanlar gibi düşünün. Bizim başımız suyu seviyor. Öyle düşünün. Bacaklarımız suyu sevmiyor arkadaşlar. Hidrofobiktir. Dolayısıyla suyu sevmeyen kısımlarda ne yapmıştır? Birbirine doğru bakmıştır. Dolayısıyla bu doğru olacak. Hücre zarında bulunan proteinlerin bir kısmı çift lipid tabakaya gömülü. Bir kısmı da yüzeye gevşek olarak tutulmuş durumdadır. Bu da doğrudur. Hücre zarından madde alışverişleri yalnızca çift tabakalı lipid molekülleri arasından yapılır. Yanlış. Yalnızca e, lipid tabakasından değil taşıyıcı proteinlerden de yapılıyor. Kanal proteinlerden de yapılıyor. O yüzden bu yanlış olur. Gelelim 45. sorumuza. Golgi ile ilgili hangisi yanlıştır? Yine Golgi geldi diyor ki üretim, salgılama, paketleme ve depolama işlevlerini gerçekleştirir. Doğru dedik zaten. Salgı paket yapıyor. Bu doğrudur. Bitki tür bitki hücrelerinin bölünmesinde aralamel oluşumunda görevdir. Evet arkadaşlar, aralamel ortalamel dediğimiz o plan oluşumunu Golgi yapıyor. Doğru. Salgı yapan hücrelerde görece daha yoğun olarak bulunur. Evet mesela tükrük salgısı işte ter salgısı yapan hücrelerde daha fazladır Golgi. Hücrede zehirli maddelerin ve ilaçların parçalandığı organeldir. Hayır bu düz endoplazm kiretikulumdur. Düz endoplazm kiretikulum zehirli maddeleri ve ilaçları parçalar arkadaşlar. Bu yanlıştır. Hücre zarında yer alan galikoproteinlerin oluşumunda görev alır. Evet galikoproteinleri paketliyor. Doğrudur. Cevabımız deniz seçeneği olacak. 46. sorumuz bir taşıma sorusu. Hücre zarından madde geçişi sorusu. Bakalım okuyalım. Diyor ki Ozmoz ve ozmotik basınç kavramlarını öğrenmeye çalışan öğrenci bilimsel bir eserde bir çözeltinin ozmotik basıncı yarı geçirgen bir zardan suyun o çözeltiye doğru hareket etme eğiliminin bir ölçüsüdür. Bir çözelti içerisinde ne kadar fazla çözülmüş madde varsa su alma potansiyeli o kadar yüksektir bilgisine ulaşmıştır. Yani demek istiyor ki ozmotik basınç derişimin arttığı yerlerde yükselir demek istiyor. Bu öğrenci bu bilgiyi test etmek için ne güzel bir öğrenciymiş. Aşağıdaki u borusu düzeneğini hazırlayarak u borusunun x ve y kollarına eşit hacimde ve belirtilen derişimlerde çözelti koymuştur. Sistemde u borusunun kollarındaki potasyum klorür ve magnezyum klorür tamamıyla çözülmüş olup yarı geçirgen zar iyonları geçirmemektedir. İyonları geçirmiyor. Bakalım. Diyor ki bu düzeneği yeterli süre gözlemleyen öğrencinin sonuçlarından hangilerine ulaşması beklenir? İlk önce bizim bir yorumlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yorumumuzu şöyle yapalım. Şimdi bakın burada 0,1 molar potasyum klorür var. 0,8 molar da magnezyum klorür var. Burada bu arada bunun nasıl kokunu bilmiyorum. Klorür olarak okunuyordur herhalde. Eee Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şudur arkadaşlar. Şimdi ikisini topladığınız zaman ikisi de 0,9 olarak çıkar ama bakın magnezyum klorürdeki iyon sayısı daha fazladır. Burada magnezyum klorürde 3 iyon varken potasyum klorürde 2 iyon vardır. Dolayısıyla burada tanecik sayısından da gidebiliriz aslında. Bakın burada yine 3 iyon varken burada 2 iyon vardır. Şimdi 0,1 molar diyor. Biz bunu şöyle düşüneceğiz. Hani biz bunu hacim olarak çevirirsek eğer ikisi de eşit hacimde olduğu için diyelim ki ikisinin de hacmi 100 mililitre olsun. Şimdi molar ne demekti molar? Mol bölü hacim demektir. Hacim ve mol bölü ve. Biz buradan molünü bulabiliriz. Mol eşittir. Bakın potasyum klorürünün molü 0,1 çarpı yüzden ne olacak? 10. E, ee, potasyum klorürün. Magnezyum klorürünün molü de arkadaşlar ne olur? 0,8 çarpı yüzden 80 olacak. Daha sonra burada potasyum klorür 80, Yine magnezyum klorür 10 olacak. Topladığınız zaman ikisi eşit gibi gelebilir ama tanecik sayısına baktığınız zaman çok fazla. Şimdi tanecik sayılarıyla çarpalım isterseniz. Hani tanecik sayısı olarak düşünelim. Potasyum klorürde kaç tane tanecik var? 2. 2 çarpı 10'dan 20. Artı. Magnezyum klorürde kaç tane var? 3. 3 çarpı 80'den kaç olur? 240 topladığımız zaman burada kaç tane tanecik olduğunu düşüneceğiz. 260. Ben basit yoluyla anlatmaya çalışıyorum. Tamam? Direkt kimyadan anlatmıyorum. Basit olarak anlatıyorum. Potasyum klorür 2 tane vardı. Çarptık 80'le ne oldu? 160. Artı magnezyum klorür 3 tane vardı. Çarptık 10'la ne oldu? 30. Topladık arkadaşlar 190. O zaman hangi kolda derişim daha fazlaymış? X kolundaki derişim daha fazla. X kolunda derişim daha fazlaysa su geçişi nereden nereye olacak? Y'den X'e doğru bir su geçişi olacak. O zaman okuyalım. Diyor ki: "O borusunun X ve Y kollarındaki çözeltilerin derişimi eşit olduğu için yarı geçirgen zarın her iki tarafına eşit miktarda su geçişi olur." Bakın ilk başta eğer şu 0.1'i 0.8'i toplayıp yaparsanız buna doğru dersiniz ama bu doğru değil. Bakın tanecik sayısına baktığımız zaman X kolunda daha fazla miktarda bir derişim vardır. Dolayısıyla su geçişi eşit miktarda olmaz. Y'den X'e doğru olacak. U borusunun X kolunda çözülmüş iyon miktarı daha fazla olduğu için yarı geçirgen zardan X koluna doğru daha fazla su geçişi olacak. Zaten dedik Y'den X'e doğru olur dedik. Doğru. Belirli bir süre sonra U borusunun X ve Y kollarındaki iyonların miktarı değişmezken iyona geçerli değilmiş zaten. Yarı geçirgen zar iyon geçirmiyormuş iyon geçişi olmazken derişim eşitlenebilir. Nasıl eşitlenir? Su geçişi sayesinde derişimler eşitlenebilir arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 edirne seçeneği olur. Biraz zorlayıcı bir soru olmuş. Neden? Çünkü burada molar cinsinden sorduğu için biraz zorlayıcı olmuş. Cevabımız edirne şıkkı olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Gelelim 47. sorumuza. Endosimbiyoz teorisine göre ökaryotik hücrelerin yapısında yer alan mitokondrilerin ve kloroplastların bakterilerden köken aldığı kabul edilmektedir. Bu teorinin kanıtlanmasında diyor hangileri kullanılır? Bakalım. Bu organellerin hücrede çok sayıda bulunması, çok sayıda bulunmasıyla bir alakası yok arkadaşlar. Biz yapısına bakacağız. Bu gitti. Bu organellerin bakterilerdeki gibi halkasal DNA'ya sahip olması. Bakın benziyor mu mitokondri ile mesela e, prokaryot bakteri? Evet benziyor. O zaman bunu alırım. Mitokondrinin bünyesindeki iki zardan içtekinde ETS bulunması demiş. Arkadaşlar e, ETS'nin bulunması mesela içteki zarda ETS'nin bulunması mesela prokaryotların da hani e, bakterilerde dedi ki zar kıvrımlaşarak böyle şey oluşturuyor diye mezozomu oluşturuyor diye bu yine hani kanıt olarak kullanılabilir ETS'nin bulunması çünkü bu da hücre zarı da farklılaşarak kıvrımlaşarak ETS'yi oluşturuyordu dolayısıyla diyebilir hani bu mezozom ne yapmıştır zamanla zamanla ikinci bir zar olarak büyümüştür ve bu bir ETS elemanlarını bulunduran zar olmuştur diyebilir dolayısıyla 2 ve 3'ü kullanabiliriz cevabımız Edirne seçeneği olacak 2022 Fen ÖABT'ye geçtik. Diyor ki kolaylaştırılmış difüzyon ile madde taşınmasında hangileri doğrudur? Kolaylaştırılmış difüzyon neydi? Taşıyıcı protein kullanılıyordu. ATP harcanmıyordu arkadaşlar. Maddeler çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru taşınıyor. Diyor ki taşınma konsantrasyon gradiyenti yönündedir. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortamadır. Doğru. Taşıma sırasında ATP kullanılır. Hayır kullanılmaz dedik yanlış. Taşıyıcı veya kanal proteinler kullanılır. Arkadaşlar doğrudur. Taşıyıcı protein, kanal protein kullanılabiliyor. Cevabımız Ceyhan şıkkı 1 ve 3 olacak. 49. sorumuz biraz uzun sürdü. Kaç olmuş? 1 saat 6 dakika olmuş. Az kaldı. 2022'ye geçtik zaten. Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücreler, hücreleri arasındaki bağlantı tiplerinden biri değildir? Arkadaşlar bitkilerde bulunan tek bir bağlantı tipi var plazma desmata. Geriye kalanların hepsi hayvanlarda bulunuyor. O zaman bizim sadece bitkilerdeki plazma desmatayı bilmemiz yeterli. Cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği diğerleri hayvanlarda bulunan bağlantı nok noktalarıdır. 50. sorumuz zar proteinlerinin işlevleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Zarın akışkanlığını düzenler. Zar proteinleri. Arkadaşlar zarın akışkanlığını kim düzenliyordu? Kolesterol. Değil mi? Kolesterol ve lipid tabakası düzenliyor. Lipid tabakası. Zar proteinlerinin bunda bir işi yoktur. Bu yüzden ha yanlış. Hücrelerin birbirini tanımasında işlev görür. Evet glikoproteinler mesela işlev görüyorlar. Doğru. Maddelerin taşınmasında işlev görür. Evet taşıyıcı proteinler işlev görüyor. Komşu hücrelerin birbirine bağlanmasını sağlar. Yine Reseptörler birbirlerini tanıyarak bunlar birbirlerine bağlanmasını sağlıyor. Enzimatik aktivite gösterebilir. Doğru arkadaşlar. Enzimatik aktivite göstererek mesela selülozu sentezleye biliyordu değil mi bitki hücrelerinde? Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız A şıkkı olacak. Hücrede gerçekleşen endostozla ilgili hangisi yanlıştır? Reseptör aracılı endostozda plazma dış yüzeyindeki bazı bölgelere yerleşen integral integral protein dediği e ee, yüzeysel proteinlerdir arkadaşlar. Pardon, integral protein içeriye yerleşmiş olan. Mesela hücre zarımız bu ya. Hücre zarının arasında bu şekilde yerleşmiş olan proteinlere biz integral proteinler diyoruz ve reseptör aracılı endositozda bu proteinler görev alıyorlar. Dolayısıyla bu doğrudur. Pinositozda hücre dışındaki sıvı damlacıklar veziküller şeklinde hücre içerisine alıyor. Doğru. Bakın pinositozda şöyle bir cep oluşturuluyor. Sıvı damlacıklar bunun içerisine doluyorlar. Daha sonra bir besin kofulu oluşturularak hücrenin içerisine alınıyor. Doğrudur. Fagositozda hücre dışındaki partiküller yalancı ayaklar ile sarılarak fagozomlar halinde hücreye alınır. Doğru. Fagositozda da hücre zarının dış kısmında şöyle bir Yalancı ayak oluşumu gözlenir. İçerisine besin maddesini alır, daha sonra hücrenin içerisine fagozom halinde gelir. Doğru. Endositozda oluşan veziküllerin kaynağı lizozomlardır demiş. Arkadaşlar veziküllerin kaynağı lizozom değildir. Lizozom sadece sindirim yapıyor. Burada oluşan vezikül dediğimiz o kofulların kaynağı kimdir? Hücre zarıdır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Denizli şıkkı. Endositoz olayının gerçekleşmesinde enerji ihtiyaç vardır. Yalancı ayak oluşumu gözleniyor, cep oluşumu gözleniyor. O yüzden enerjiye mutlaka ihtiyaç vardır. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Bu arada ben hazır buraya gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Geçenlerde bir şey yeni bir şey daha öğrendim. Ee, sizinle de paylaşayım. Hani endositoz demiştik ya hücre duvarı olan canlılarda gerçekleşmez. Arkadaşlar bitkilerde endositoz gerçekleşebiliyormuş. Ee, mesela bitkilerde nodüller oluşurken rizobium bakterilerini endostoz yoluyla alıyormuş ama bu yolun nasıl olduğu henüz açıklanamamış. Ama endostoz bitkilerde özellikle bitkilerin köklerinde gerçekleşebiliyormuş. Bunu da söylemiş olalım. Ee, siz de bilin istedim. Daha önce söylemiştim ben endostoz hücre duvarı bulunan canlılarda hücrelerde gerçekleşmez diye demiştim. Bitkiler bunu gerçekleştirebiliyormuş ama nasıl gerçekleştirdiği henüz açıklanamamış. Haberiniz olsun. 52. sorumuz. Hayvan hücrelerinde sitozöldeki hücrenin bazı organellerindeki ve hücre dışı sıvıdaki kalsiyum derişimleri birbirinden farklıdır. Bu farklılığın sağlanmasıyla ilgili diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Kalsiyum derişimleri arkadaşlar, hücrenin organelinde ve hücre dışındaki sıvıda birbirinden farklı diyor. Bunu nasıl sağlıyor diyor? Bakalım. Çeşitli protein pompaları işlev görür demiş. Olabilir değil mi? Çeşitli protein pompalarını kullanarak arkadaşlar bu kalsiyum derişimini sağlayabilir. Hani derişimdeki farkı sağlayabilir. O yüzden bu olur. ATP'nin kullanılması gerekir. Şimdi burada çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru bir taşıma yok. Burada hücre dışı ile hücre içi arasındaki kalsiyum derişimi birbirinden farklı birbiriyle eşit değil. Dolayısıyla bunun korunması için de ATP'nin kullanılması gerekiyor. Doğru endoplazmik retikulma kalsiyum aktarımı gerçekleşebilir. Bunu bir kas hücresi olduğunu düşündüğümüzde endoplazmik retikulum yani sarkoplazmik retikulum kalsiyumu depolayabilir. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız 1-2-3 olacak. Burada 1-2-3 çıkmamış. Edirne seçeneğidir arkadaşlar. 1-2-3 şeklindedir. 1-2-3 Edirne seçeneği çıkmamış burada. Gelelim son sorumuza. Hayvan hücrelerindeki lizozom. Yine lizozom. Otofaji olayını gerçekleştiriyor doğru değil mi? Otofaji neydi? Parçalanmış olan veya yaşlanmış olan organelleri ne yapıyordu? Parçalıyordu. Lümenleri asidiktir yani içerisinde bulunan lümen dediğimiz yapılar asidiktir. İç ortamı asidiktir arkadaşlar. Doğru enzimleri asidik ortamda çalışıyor. Doğrudur. Karaciğerde detoksifikasyonu sağlar. Karaciğerde detoksifikasyonu sağlayan düz endoplazmik retikulumdur. Dolayısıyla bunu sağlamaz. Detoksifikasyon dediğimiz zehirli olanları zehirsiz hale getirmektir. Dolayısıyla bunu düzen endoplazm retikulum sağlıyor. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Böylece hücrenin de çıkmış sorularını çözdük. Şöyle cevap anahtarı da var. Yine PDF'sini açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Sonraki videomuzda hücresel sonuma geçeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.